Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz buluntularla ilgili devam ediyor ki buna lügata denmektedir. Lakitten geliyor bu kelime. İstilah olarak lügata canlı ve cansız yitik mal. Efendim, maliki bilinmeyen düşmüş mal, yolunu şaşırmış hayvan, ziyana maruz herhangi bir masum bir mal gibi netice itibariyle aynı manada birleşen tabirlerle tarif edilmiştir. Gerek mal ve gerekse çocuk olsun bulunan şeyler İslam dininde birçok teferruat gerektiren hukuka tabidir. Fıkıh kitaplarımızda bunlarla ilgili meseleler Kitab-ı Lügata adını taşıyan müstakil bölümlerde inceleme konusu yapılmıştır. Bunlar amelde Fıkıh Ekber bölümünde sizlere bu konuda keşif notları vermeye çalıştık. Mevlal Minbaiz anlatıyor. Zeyd İbni Halid radıyallahu anhü işittim. Diyordu ki Resulullah aleyhissalatü vesselama altın veya gümüş buluntu hakkında sorulmuştu. Efendim, kesesini ve bağını belle, sonra onu bir yıl ilan et. Sahibini bilemezsen onu harca, o yanında bir emanet olsun. Günün birinde arayanı gelecek olursa ona ödersin buyurdu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselama kaybolmuş develerden soruldu. Kaybolan develerden sana ne? Onları kendi haline bırak. Zira sahibi onu buluncaya kadar ayağında çalığı, sırtında su tulumu vardır. Suya gider, ottan yer buyurdular. Bu sefer kaybolmuş davardan soruldu. Onları alın, zira onlar ya senindir ya kaybeden kardeşinindir ya da kurdundur buyurdular. Bu da Buhari Müslim ve diğerlerinin haberidir. Ziyana uğrayacak şeyin sahibini bulmak maksadıyla koruma altına alınabileceğini belirtiyor hadis-i şerif. Amir İbni Şuayb an ebihi an ceddihi radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselama dalında asılı meyve hakkında sorulmuştu. İhtiyaç sahibi sepetini almaksızın ağzıyla ulaşırsa kendisine bir vebal gelmez. Ancak kim de eteğinde bir şeyler alarak oradan çıkarsa aldığının iki kat değeriyle borçlanır. Ayrıca tazir nevinden ceza da yer. Kim de yığın yapıldıktan sonra meyveden çalarsa ve bunun değeri miğfer fiyatını bulursa eli kesilir buyurdu. Sonra kendisine lügata buluntudan sorulmuştu. İşlek yolda bulunmuş olanla insanların çokça yaşadığı
meskun yer kariyede bulunmuş olanı bir yıl boyu ilan et. Eğer sahibi gelirse hemen ona ver. Eğer gelmezse artık o senin olmuştur. Harabede bulunmuş ise bununla maden için humus beşte bir vergisi vardır buyurdular. Efendim Ebu Davud Nesai'nin haberi bu da. Şafii bu hükmün mensup olduğunu nasih rivayeti geceleyin sürüsüyle zarar verenlere Resulullah'ın aynıyla tazmin edeceklerini bildiren hadisin teşkil ettiğini söyler. Efendim sonradan neshedilmiştir. Çalınan miğfer fiyatına ulaştığı takdirde el kesme cezasının uygulanması meselesine gelince miğfer o zamanda 3 dirhem değerindeydi. 3 dirhem bir dinarın 4'te biridir. Şafii nezdinde bu miktar hırsızlık için nisaptır denmiştir. Sahibi olmayan eski milletlerden kalma, harabede bulunan mal, madenler gibi 1/5 nispetinde vergiye tabi tutulmaktadır. Böyle olmayan mal bulana aittir. Sahibi olan harabede bulunan mal, harabe sahibine aittir. Bulana herhangi bir şey yoktur. Eğer sahibi bilinmezse, bu takdirde lukatadır. Buluntuya uygulanan hükümler buna da aynen uygulanır. Hadis-i şerifte geçen rikas kelimesi ki maden diye tercüme ettik. Hicaz uleması ile Irak uleması arasında farklı anlaşılmıştır. Bundan murat Iraklılara göre madenlerdir. Hicazlılara göre ise cahiliye devrinin defineleridir. Lügat açısından ikisi de muhtemeldir. Evet sevgili dostlarımız. Sehil İbni Sa'd radıyallahu anhu anlatıyor. Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anhü bir gün Hazreti Fatıma radıyallahu anhü hazretlerine efendim onun yanına girmiş idi. O sırada Hazreti Hasan ve Hüseyin ağlamaktaydılar. Niye ağlıyorsunuz diye sordu. Hazreti Fatıma acıktılar dedi. Hazreti Ali bir yiyecek temin etmek üzere çıktı derken yoldan bir dinar para buldu. Yolda bir dinar para buldu. Dönüp Hazreti Fatıma'ya gelerek haber verdi. O da falan Yahudi'ye git bununla un satın al dedi. Ali radıyallahu anhü ona vardı ve un aldı. Yahudi ona. Sen kendini Allah elçisi zanneden şu zatın damadı mısın dedi. Hazreti Ali'nin evet'i üzerine dinarını al, un da senin olsun dedi. Ali oradan ayrılıp Fatıma radıyallahu anhaya unu ve dinarı getirdi. Durumu da anlattı. Hazreti Fatıma, şimdi de şu falan kasaba git, bize bir dirhemlik et al, dedi. Hazreti Ali gidip dinarı bir dirhemlik et mukabilinde rehin bıraktı. Eti Hazreti Fatıma'ya getirdi.
O hamur yaptı, tencereye koydu, ekmek pişirdi. Babasına haber gönderdi, Resulullah aleyhissalatü vesselama. Yanlarına gelince Efendimiz Hazreti Fatıma, ey Allah'ın Resulü, şu yemeğin hikayesini size anlatayım da, eğer helalse yiyelim, bizimle siz de yiyin, bunun mahiyeti şöyle şöyledir diye anlattı aleyhissalatü vesselam. Allah'ın adıyla yiyin buyurdular. Ve hep beraber ekmekten yediler. Onlar daha yerlerinde iken bir köle gelip, Allah ve İslam adına dinar bulan var mı diye sormaya başladı. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu çağırıp dinarı hakkında sordu köle. Çarşıda benden düştü dedi. Aleyhissalatü vesselam, ey Ali, haydi kasaba git. Ona Resulullah aleyhissalatü vesselam sana dinarı bana göndersin. Dirhemini ben ödeyeceğim diyor de diye emretti. Kasap dinarı gönderdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu köleye verdi. Ebu Davud'un haberi. Belki de Hazreti Ali onu ilan müddeti geçmezden önce zaruret sebebiyle harcadı diyenler de olmuştur. Bu hadisten hareket eden bazıları da lügatada uzun miktarı bir dinar ve daha aşağı değerde olan eşyadır demiştir. Bazıları da yine bu hadisi delil göstererek az malın ilanı gerekmez diye hükmetmişlerdir. Fakat sahibi çıkınca da derhal ödenmiştir, ödenmelidir. İyaz İbni Hımar radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim bir buluntu ele geçirirse buna adalet sahibi birini şahit kılsın, ne filanı terk ederek buluntuyu gizlesin, ne de bir başka yere yollayarak nazardan kaçırsın. Sahibini buldu mu hemen ona versin. Sahibini bulamazsa bilsin ki bu mal Allah'ın malıdır. Yüce Allah onu dilediğine verir. Ebu Davud'un haberi. Bu hadisi şerifi esas alan İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah ve rahmetullahi aleyhim ecmain hakkında lügatada şahitlemenin vacip olduğunu söylemiştir. Şafii Hazretlerinin İki görüşünden biri de böyledir. Bunlar lügata ve evsafı üzerine efendim işhat vaciptir demişlerdir. İmam-ı Malik ile Şafii'nin diğer görüşüne göre işhat vacip değildir. Bu kanaatte olanlar sahih hadislerde şahitlemenin zikri geçmez. Öyleyse sadedinde olduğumuz hadisteki şahitleme emri nedbe hamledilir derler. Doğru olanın şahitleme olduğu da kabul edilmiştir. Allah dilediğine verir. Tabiriyle bir yıl ilan edildikten sonra kullanılması bulana helal olur denmek istenmiştir. Hazreti Cabir radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam değnek, kamçı, ip ve benzeri şeylerde ruhsat tanıdı. Efendim bunları bulan kimse ilan etmeksizin onlardan faydalanabilir. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Şerhü's Sünne'de
Bu hadiste azın ilan edilmeyeceğine delil vardır der. Amirü'ş-Şabi rahimehullah der ki Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki kim sahibinin beslemekten aciz kalarak bırakıverdiği bir hayvan bulur da onu alıp ihya edecek olursa o onun olur. Ebu Davud'un haberi. Sahibi efendim hayvanı helak olmaya terk etmiş idiyse bu ihya edene aittir demişlerdir. Evet sevgili dostlarımız. Bu tür hadiseler dünyada rastlanmaktadır bunlara. Hazreti Ebu Hureyre ve Hazreti Enes radıyallahu anhüma ve erdan mecmain hazreti anlatıyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam yolda giderken bir hurma tanesine rastlamıştı. Eğer sadakadan düşmüş olacağından korkmasaydım bunu yerdim buyurdular. Bu da Buhari Müslim Ebu Davud'un haberidir. Sadaka malı Resulullah'a ve Ali Beytine haramdır. Aleyhissalatü vesselam hediye kabul ederdi. Fakat sadaka almazdı. Abdurrahman İbni Osman Etteymi anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam hacının lukatasını nehyetti. Bu da Müslim ve Ebu Davud'un haberidir. Sahiheyn'de merfu olarak Mekke'de bulunan bir yitik ilan için olmadıkça alınması helal olmaz buyurulmuştur. İlan etmek için almak haram değildir. Memleketine döner çoğunluk durumda bir daha Mekke'ye uğramaz. Öyleyse yitiği bulan kişi ilanda mübalağa etmek zorundadır. Hanefi alimlerinin fakihlerinden İbnül Hümam tenkit eder. Ve bu manada hadis-i şerifte şu zamanda amel edilmez. Çünkü Mekke'de terk edilenin yerinde kalması şöyle dursun. Kabe'nin çevresinde hırsızlık artmıştır der. Bu yorum muahhar alimlerin takdirini de kazanmıştır. Çünkü şartlar değişmiş, ahlak bozulmuştur. İbni Mesud radıyallahu anh hazretlerinin anlattığına göre 700 dirheme bir cariye satın almış ve borcunu ödemeden sahibini kaybetmiştir. Bir yıl sahibini arayan İbni Mesud onu bulamaz ve bu parayı bir dirhem, iki dirhem şeklinde parça parça vermeye başlar ve ey Allah'ım! Bunu falanca adına sadaka kabul et. Eğer adam gelirse sadaka benim adıma olacak. Boş da uhdemde kalacak der. İbni Mesud der ki, sahibini bulamadığınız buluntu hakkında böyle hareket edin. Bu da Buhari Şerif'in haberidir. Buna benzer bir vaka şöyle cereyan eder. Bir zat Mekke'de esvap satın alır, ancak bedelini ödemeden kalabalık sebebiyle satıcıyı kaybeder ve bulamaz. Durumu gelip İbni Abbas'a sorar. İbni Abbas şöyle der. Gelecek sene aynı yerde satıcını ara. Borcunu ilan et.
Bulabilirsen ödersin. Bulamazsan bu borcu tasadduk et. Eğer sonradan gelirse onu muhayyer bırak. Kendi adına sadaka olmasını kabul ederse mesele yok. Kabul etmezse borcu ona ödersin. Sevabı da senin adına sadaka olmuş olur. İşte görüyorsunuz, aklın yolu birdir, hak hakikat da birdir. Sevgili dostlarımız, şimdi de dersimiz li'anla devam ediyor. Li'an, lanet, tel'in gibi kelimeler. Tela'un, birbirine lanet okumak, sevişmek manasına gelir. Fıkıh ıstılahı olarak li'an, karı ile koca tarafından belli bir şekil çerçevesinde yapılan dörder şehadete denir. Yani koca karısına zina suçunu isnat ederse, fakat şahit de getiremezse, bu isnat ve ithamını hakimin huzurunda belirtildiği şekilde 4 kere yemin ederek tekrar eder. Kadın da bu ithamı yemin ederek ve yalancı olduğu takdirde Allah'ın lanet ve gazabının üzerine olmasını dileyerek 4 kere reddeder. Bu şekilde cereyan eden hadiseye li'an denir. Li'an hadisesi, karısına zina isnadında bulunan koca hakkında haddi kazıf denen bir ağır cezanın yerine geçer. Kadın hakkında da yine İslam'ın en ağır suçlarından biri olan haddi zinanın yerine geçer. Li'an sonunda karıyla koca boşanır. Koca kazıf cezasından, kadın da zina cezasından kurtulur. Istilahat-ı fıkhiye kamusunda Ömer Nasuhi Bilmen bu yeminleşmeyi şöyle anlatır. Bir kimse zevcesine hem zina isnadı ve hem de çocuğunun nesebini nefi suretiyle kazıfte bulunmuş, mesela sen zaniyesin, bu doğurduğun çocuk da benden değildir demiş olursa, şu veçile li'an yapılır. Evvela zevç, eşhedü billah, ben bu zevciye zina isnadında ve çocuğunun nesebini nefi hususunda sadıklardanım diye 4 defa şehadet eder. 5. defa da eğer bu zina isnadında ve bu nesebi nefi hususunda kaziplerden isem, üzerime Allah'ın laneti olsun diye kendisine lanet okur. Sonra da kadın, eşhedü billahi, bu kocam bana zina isnadında ve çocuğunun nesebini nefi hususunda kaziplerdendir diye 4 defa şehadet eder. 5. olarak da eğer zevcim bana zina isnadında ve çocuğunun nesebini nefi hususunda sadıklardan ise Allah'ın gazabı üzerime olsun der. Bu veçile mülameyi, mülaaneyi müteakip hakim tarafından beyinlerinin tefrikine, boşanmalarına karar verilir. Li'anın hükmü hakkında dersimiz devam ediyor. İbni Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Tebük seferinden geri kalmaları sebebiyle
tevbelerini kabul edip affettiği üç kişiden biri olan Hilal İbni Ümeyye radıyallahu anhü geldi. Anlattığına göre tarlasından evine yatsı vaktinde dönmüştü. Hanımının yanında bir adam buldu. Manzarayı gözleriyle görmüş, kulaklarıyla işitmişti. Sabah oluncaya kadar adamı ürkütüp telaşlandırmadı. Sabah olunca doğru Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitti. Ey Allah'ın Resulü dedi, ben aileme geceleyin dönmüştüm. Yanlarında bir adam buldum. Üstelik gözlerimle gördüm. Kulaklarımla işittim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam getirdiği bu haberden hoşlanmadı. Adama karşı sert davrandı. Bunun üzerine kendi hanımlarına zina isnat eden ancak kendisinden başka şahidi bulunmayan kimse ise doğru söylediğine dair Allah adına yemin ederek 4 defa şahitlik eder. 5. şahitliğinde ise eğer yalan söylüyorsa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ister. Kadının Allah adına yemin ederek kocasının yalan söylediğine dair 4 defa şahitlik etmesi ve 5. şahitliğinde eğer kocası doğru söylüyorsa Allah'ın lanetinin kazabının kendi üzerine olmasını istemesi onun hakkındaki cezayı kaldırır. Nur suresinin 6'dan 9'a kadar ayetlerin mealindeki efendim bu ayetler nazil oldu. Vahiy hali Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden kalkınca ey Hilal müjde Allah senin için bir kurtuluş ve kurtuluş yolu gösterdi buyurdular. Hilal ben Rabbim Teala Hazretlerinden bunu ümit ediyordum dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadına adam gönderin gelsin diyen emir buyurdu. Kadın geldi. Ayeti kerimeyi Resulullah ona okudu. İkisine de meselenin ciddiyetini hatırlattı ve ahiret azabının dünyadaki azaptan daha şiddetli olacağını haber verdi. Bunun üzerine Hilal, vallahi kadın hakkında doğruyu söyledim dedi. Kadın da hayır yalan söyledin dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, aranızda lanetleşin diye emretti. Hilal'e şehadet getir dendi. O da doğru söylediğine dair 4 kere Allah'a şehadet etti. 5. sefer olunca kendine ey Hilal Allah'tan kork. Zira dünya azabı ahiret azabından pek hafiftir. Senin bu yaptığın üzerine azabı vacip kılmaktadır dendi. O yine Allah'a yemin olsun, ona iftira ediyorum diye bana celde yapılmadığı gibi Allah da onun sebebiyle bana azap vermeyecektir dedi ve eğer yalancı ise Allah'ın laneti üzerine olsun diye 5. kere şehadette bulundu. Sonra kadına şehadet getir dendi. Kadın da Hilal yalancıdır diye 4 kere Allah'a şehadette bulundu. 5. şehadete sıra gelince kadına Allah'tan kork, zira dünyadaki azap ahiret azabından hafiftir. Bu yaptığın üzerine azabı vacip kılmaktadır dendi. Kadıncağız bir müddet durakladı sonra kavmimi
geri kalan zamanlarda rezil rüsvay edemem dedi ve 5. defa hilal doğru söyledi ise Allah'ın gazabı üzerime olsun diye şehadette bulundu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam aralarını ayırdı. Kadının çocuğunun babasının adıyla çağrılmamasına, kadına zina isnat edilmesine, çocuğa da veledi zina denmemesine, kim kadına veya çocuğa böyle bir isnatta bulunursa, efendim bulunacak olursa, haddi kasve maruz kalacağına hükmetti. Keza bunlar ne boşanma ne de ölüm sebebiyle ayrılmadıkları için hilal üzerinde ne kadın için mesken ne de çocuk için nafaka mesuliyeti olmadığına hükmetti aleyhissalatü vesselam. Eğer kadın kızılımsı, kabaları etsiz, sivri omuzlu, iki kabası sivri, bacakları ince bir çocuk dünyaya getirirse, bu çocuk hilaldendir. Eğer esmer, kısa, saçı, iri yapılı, iri bacaklı, iri kabalı bir çocuk dünyaya getirirse bu çocuk zina nispet edilen şahsa aittir buyurdular. Gerçekten kadın esmer renkli, kısa saçlı, iri yapılı, iri bacaklı, iri kabalı bir çocuk doğurdu. Aleyhissalatü vesselam eğer şehadetlerle yapılan yeminler olmasaydı benimle o kadın arasında mesele olacaktı buyurdular. İkrime der ki, kadının çocuğu bundan sonra mudar üzerine emir oldu. Tesmiyede babasına nispet edilmezdi. Hadisi Ebu Davud bu metnin aynısıyla rivayet etti. Kütüb-i Sitte İbni Ömer'den bu manada rivayette bulundular. Efendim Buhari, Ebu Davud ve Tirmizi'nin haberi. Ebu Hanife İmam-ı Azam Hazretleri ve Muhammed İbni Hasan efendim bain bir boşamadır. İddet boyunca kadın nafaka ve sükna hakkına sahiptir demişlerdir. Efendim li'an yemindir diyenlere bu hadiste delil mevcuttur. İmam-ı Şafii ve Cumhur bu görüştedirler. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Malik ve bir görüşünde de Şafii rahimehullah li'anın yemin değil şehadet olduğunu söylemişlerdir. Fetül Bari'de başka yorumlar da kaydedilmiştir. Yine İbni Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Üveymir el-Aclani ile hanımı arasında li'an uyguladı. Hanımı bu sırada hamileydi. Bu da Nesai'nin haberidir. Yine ona ait bir rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam birbirine li'anda bulunan iki eşe li'anlaşmayı teklif ettiği zaman 5. yeminde erkeğe elini ağzının üzerine koymasını emretti. Ve bu Allah'ın azabını gerektiricidir buyurdu. Bu da Nesai'nin haberidir.
Evet sevgili dostlarımız, inşallah yine bu da çocuğun ilhakı ve nesebiyle ilgili dersimiz, bir sonraki dersimiz böyle devam edecektir inşallah Teala.